Biliyorsunuz ki damat bohçasını sizler için ayrı ayrı çekmiştim. Bugün de kızların fazlasıyla ilgi alanına gireceği harika bir makyaj çantasıyla geldim. Bohçamda ben onlara yani damat tarafına biliyorsunuz ki bir hazırlık yapmıştım. Onlar da bana aynı şekilde hazırlık yapmışlar. Ben bunu damat bohçasında çektiğim gibi tek videoda değil de part part çekmeye karar verdim. Yani öncelikle makyaj setini çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten hepsi aşırı güzel ve aşırı kaliteli ki aramızda kalsın ama paraya kıymışlar. Şimdi hepsini tek tek açacağım. Benim bohçası yazılı süsleme yapılmış. Bohça süsleyecek olanlar için de güzel bir fikir olur diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda şöyle nazar boncuklarıyla süslenmiş. Bol bol seyahat edenler için de böyle bu bavulların küçük boyları var. Bu bavulların küçük boylarından kullanıyorlar genelde. Ama ben ihtiyaç duymadığım için en azından dedim sonra havlularımı falan koyarım. Şöyle çok güzel bir kadife dokusuyla mükemmel bir ürün bence. Şimdi öncelikle yüz temizleme pamuğum var içerisinde. Yüz temizleme suyuma geçmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim, bu fazla bir makyaj temizleme suyu. Şöyle göstereceğim zaten. Bunu karıştırdığınızda bu değer oluyor. Hemen şuraya koydum. Devam ediyorum. Herkesin çok ama çok övdüğü ürünle sizle karşınızdayım şu an. Bu tara herkes o kadar çok övdü ki ben de kullandıktan sonra över miyim bilmiyorum ama överim gibi. Saçları gerçekten çok kolay taramanızı sağlıyormuş. Şöyle makyaj pamuklarım var. Şöyle tırnak törpüsü ve içerisinde tırnak makası olan bir setim var. Diş fırçam var. Yani ne çıkacak acaba? Çok tatlı değiller mi? Boyut, makyaj fırçaları, makyaj bazım var. Hepsini size tek tek hızlı hızlı göstereceğim. Sonrasında bohça sürecini falan anlatırım diye düşünüyorum. Diş macunum var. Vücut spreyi. Aynı markanın vücut losyonu. Kolonu. Ve de parfümü. Ben Persev aşığı bir kadınım ve gerçekten bu kokuya bayılıyorum. Şöyle bir Farmasi'nin eyeliner'ı var içerisinde. Avon'un mat rujları. O kadar iyi düşünmüşler ki bu ruja bayılıyorum. Şöyle bir transparan pudra var içerisinde. Ben zaten normalde normal bir pudra kullanmıyorum ama makyajımı sabitlemek için transparan pudra tabii ki kullanırım. Şöyle kaş kitim var. Ve tüm gratislerin bütün borçlar için sattığı kapatıcı. Böyle bir asetonumuz var. Göz kalemim var. Zaten bunu göstermeme gerek yok. Bu videonun altına biliyorum ki ne gerek var? Öyle, şöyle. Bir sürü masraf falan kazanların olacağını ben biliyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum ki herkesin kendi bütçesi, herkesin kendi tercihi. Şöyle aynası olduğu için kameraman gözükmesin diye şöyle bir alım var. Bu ürünlerden kullandıklarınız var mı? Çok merak ediyorum. Eğer kullandıklarınız varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben daha deneyimlemediğim için ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir setim var. Bu da maskaralarım. Bir fondötenim var. Kamerada güzel ve pürüzsüz çıkıyormuş. Çünkü zaten kamera ready yazıyor. Paletim var içerisinde. Şampuanım, duş jelim ve bir şey söyleyeyim mi? O harika ürüne geldim. Bunu kitap olarak görebilirsiniz. Ya da bir tablet kılıfı gibi gözükebilir. Ama ne biliyor musunuz? Far paleti. O kadar güzel, o kadar tatlı ve o kadar ışıltılı ki. Bu far paletine bayıldım gösterdiklerinde. Bir diğer The Balm'ın paleti. Ben diyorum canım aşkım bir tanem masraftan kaçınmamış. En güzelini almış. Bu da The Balm'ın paleti. Ben kadınların vazgeçilmezi makyaj ürünleri. Ne kadar makyaj ürünüm olursa olsun hala dahasını istiyorum. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Kutumda bu şekilde. Şimdi öncelikle tabii ki bu kadar fazlasına gerek yok. Herkesin bütçesine ve herkesin farklı kullandığı ihtiyaçlarına göre bunlar düzenlenebilir. Kimisi fondöten kullanmaz, sadece BB krem kullanabilir. O yüzden de hani kalkıp fondöten almaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ya da atıyorum bir tane far paleti alabilirsiniz. Hepsinin içerisinde bulunduğu. Fakat ben diş macunu, diş fırçası, işte şampuanlar, duş jellerinin olması taraftarıyım. Çünkü
Bunların hepsi gündelik hayatta da kullanabileceğimiz bir şey. O yüzden yani bence evet fazla, fazla değil demiyorum. Fazla ama hepsi de kullanabileceğim ürünler. Yani ihtiyacım olan ürünler. Zaten makyaj malzemelerine aşırı bir zaafım var. Bunlar da benim göz bebeklerim. Benim zaafımı bilen nişanlım da iki zaafıma göre hareket ederek bunları göndermiş. Merak ettiğiniz sorular, bohça nasıl olur, başka ne olmalı gibi sorular varsa aklınızda yorumlarda size seve seve cevap veririm, yanıtlarım ya da bir video çekerim ayrı bir şekilde ve sizlere de gösteririm. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı lütfen benden esirgemeyin. Hoşça kalın.